Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne tamlayanı sıfat fiil grubu olan sıfat tamlamasıdır demiş. Hemen parçamıza bakalım. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Batı Torosların yükseklerine gizlenmiş bir mücevheri andırıyor. Bakın, andırıyor yüklem. Andıran ne? Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü. Burası nedir arkadaşlar? Öznedir. Bakın, öznenin içinde herhangi bir sıfat fiil var mı? Yani an, ası, mez, ar, dikecekmiş eklerinden hiçbiri yok. O yüzden biri elemiş oluruz. Bulutların yansıdığı mavi yüzeyinin altında nice sular saklanıyor. Yüklem hangisi? Saklanıyor yüklem. Saklanan ne? Nice sular özne. Bakın, öznenin içinde yine sıfat fiil yok. O yüzden 2 ilelemiş olduk. Derinliği ile Türkiye'nin gölleri içinde ilk sıradaki Salda Gölü 180 metreden fazla derinliktedir. Arkadaşlar, derinliktedir yüklem ne? Derinliği ile Türkiye'nin gölleri içinde ilk sıradaki Salda Gölü, burası nedir? Yine öznedir. Peki, öznede sıfat fiil var mı? Bakın, burada da yok. O yüzden 3'ü delemiş oluruz. Kıyılarını kimi yerde beyaz kumsallar, kimi yerlerde yeşil çayırlar süslüyor. Süslüyor yüklem. Ne süslüyor? Kimi yerlerde beyaz kumsallar, kimi yerlerde yeşil çayırlar. Burası da özne. Peki, buradaki öznede herhangi bir sıfat fiil var mı? Bakın, burada da yok. O yüzden 4'ü delemiş oluruz. Tektonik kökenli gölün çevresindeki pınarlardan çıkan sular ince dereler halinde onun şeffaf maviliğine koşuyor. Koşuyor yüklem. Koşan ne? Tektonik kökenli gölün çevresindeki pınarlardan çıkan sular, burası da nedir arkadaşlar? Komple öznedir. Peki arkadaşlar, buradaki öznede sıfat fiil var mı? Tabii ki var. Bakın, buradaki an en eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla şimdi sıfat tamlaması oluşturup oluşturmadığına bakıyoruz. Sular isim. Nasıl sular? Tektonik kökenli gölün çevresindeki pınarlardan çıkan sular. Bakın arkadaşlar, şurası niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. Sıfat fiilin yer almış olduğu yer nedir burada? Tamlayandır. Sular sözcüğü ise tamlanandır. Görmüş olduğunuz gibi soruda özne tamlayanı sıfat fiil grubu olan sıfat tamlamasıdır demişti. Bunu bulduk arkadaşlar. Sıfat fiil tamlayan görevinde ve sıfat tamlaması oluşturmuş. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümle yüklemi geniş zamanlı birleşik bir cümledir. Arkadaşlar, birleşik cümle olabilmesi için içinde ne olması lazım? Yan cümlecik olması lazım. Peki, yan cümlecik genellikle neyle yapılır? Fiilimsilerle yapılır. Geniş zamanda arkadaşlar R ekilir. R, ar, er, ır, ir, ur, ür. Şimdi cümleye bakalım. Itırık'ın müziği klasik diye nitelendirilebilecek özellikler taşır. Bakın, taşır yüklem. Buradaki ır nedir arkadaşlar? Bu sizin de bildiğiniz gibi geniş zaman ekidir. Bir tane yüklem var. Peki, içinde yan cümlecik var mı? Bakalım. Itırık'ın müziği klasik diye nitelendirilebilecek özellikler taşır derken şuradaki acak ecek nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Bir yüklem var. İçinde yan cümlecik barındırmış. O yüzden bu girişik birleşik cümledir. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle basit fiil cümlesidir. Onun bütünüyle kendisine özgü anlatımı, yapıtlarının dengeli oturmuş bir yapısı vardır. Dursun. Üçüncü cümle bağımlı sıralı cümledir. Arkadaşlar, sıralı cümle iki tane yüklemin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlandığı cümlelere denir. Öge ortaklığı varsa da bu neyi oluşturuyor? Bağımlı sıralı cümleyi oluşturuyor. Şimdi cümlemize bakalım. Dokunaklı yapıtlarında bile abartıdan, gereksiz süslemelerden kaçınmış, açık ve berrak cümleler kullanmıştır.
Kaçınmış yüklem, kullanmıştır yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için nedir bu? Sıralı cümledir. Kim kaçınmış? O. Gizli özne. Kim kullanmış? O. Gizli özne. Bakın arkadaşlar, ne oldu? Öznesi ortak, bağımlı sıralı cümle oldu. Peki nerede kaçınmış? Dokunaklı yapıtlarında dolaylı tümleç. Nerede kullanmıştır? Dokunaklı yapıtlarında dolaylı tümleç. Üçüncü cümleye baktığımızda hem öznesinin hem de dolaylı tümlecinin ortak olduğu, bağımlı sıralı cümle olduğunu görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da demiş oluruz. Dördüncü cümle kurallı isim cümlesidir. Arkadaşlar, kurallı dediği için yüklem sonda olacak ve yüklem isim olacak. Bakalım. Yapıtlarının ezgi yapısındaki özellikleri ise sanatının ancak teknik bir inceleme çerçevesinde değerlendirilebilecek başka bir yönüdür. Bunun yüklemi hangisidir? Tabii ki arkadaşlar, şuradan itibaren almamız lazım. Sanatının ancak teknik bir inceleme çerçevesinde değerlendirilebilecek başka bir yönüdür yüklem. Niye bunu beraber aldık? Çünkü sanatının yönü belirtili isim tamlaması olduğu için parçalanamaz. Konu anlatım videosunda, cümle nögeleri ile ilgili konu anlatım videosunda bu durumu anlatmıştı. Şimdi burası yüklem arkadaşlar ve yüklem sonda olduğu için kurallı. Yön nedir? İsimdir. Bundan dolayı hem kurallı hem de isim cümlesidir. 4 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5. cümle olumsuz birleşik cümledir. Birleşik cümlenin ne olduğunu A seçeneğinde anlatmıştı. Olumsuz cümle ise yüklemi olumsuzluk eki alan cümlelere denir. Bakın, rastlanmaz derken mazmez eki nedir arkadaşlar burada? Olumsuzluk ekidir. Olumsuz bir cümle olduğunu görüyoruz. Peki içinde fiilimsi var mı? Alışılmış derken mış nedir arkadaşlar burada? Sıfat fiil ekidir. Çünkü ezgi kelimesini belirtiyor. Bakın, ezgi isim. Nasıl ezgi? Alışılmış ezgi. Alışılmış sözcü niteleme sıfatı. Buradaki de sıfat fiil eki olur. Dolayısıyla alışılmış sözcü sıfat fiil eki aldığı için yan cümleciktir. Bir yüklemi var. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci cümleye tekrar dönüyoruz. Basit fiil cümlesidir demişti. Arkadaşlar, ikinci cümleye baktığımızda onun bütünüyle kendine özgü anlatımı, yapıtlarının dengeli oturmuş bir yapısı vardır. Bakın, vardır yüklem. Bir kere var burada nedir? Mevcut anlamına geldiği için isimdir. Dolayısıyla arkadaşlar, bu nedir? İsim cümlesidir. Yine oturmuş yapısı dediği için mış müş nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Bir yüklemi var ve içinde sıfat fiil olduğu için, yani yan cümlecik barındırdığı için bu basit cümle değildir. Birleşik cümledir. Aynı zamanda da isim cümlesi dedik. O yüzden bu yargı yanlıştır. Bunun içinde doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümle ve bu cümledeki sözcükler dil bilgisi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birden çok yan cümlecik kullanılmıştır. Yan cümlecik neyle yapılıyordu arkadaşlar? Hatırlarsanız genellikle fiilimsilerle yapılıyor demiştik. Bakalım, başarılı şairlerin hepsi kendilerinden önceki şairlerin şiirlerini okuyarak öğrenmişlerdir şiir yazmayı. Yazmayı derken mame burada isim fiil ekidir. Okuyarak derken de arak erek zarf fiil ekidir. Bakın, iki tane yan cümlecik var. Birden fazla. O yüzden bu yargı doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Fiil cümlesidir demiş. Hemen ögelerini bulalım. Başarılı şairlerin hepsi kendilerinden önceki şairlerin şiirlerini okuyarak öğrenmişlerdir. Bakın, öğrenmişlerdir yüklem. Kim? Başarılı şairlerin hepsi. Burası özne olur arkadaşlar. Neyi öğrenmişlerdir? Şiir yazmayı. Bu kısım ise nedir? Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Nasıl öğrenmişlerdir? Kendilerinden önceki şairlerin şiirlerini okuyarak. Burası da nedir? Yükleme kadar olan yer zarf tümlecidir. Şimdi fiil cümlesidir demişti. Bakın, öğrenmek fiildir. Yüklem fiildir. O yüzden fiil cümlesidir bu. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birleşik yapılı bir cümledir demiş. Bakın arkadaşlar, bir yüklemi var. İçinde de iki tane yan cümlecik var. Yani şu fiilimsilere baktığımızda
yan cümlecik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bundan dolayı biz C seçeneğini de demiş oluruz. Temel cümlenin birden çok nesnesi vardır. Bakın arkadaşlar, birden çok değil, burada bir tane nesne var. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Devrik bir cümledir demiş. Bakın, öğrenmişlerdir ifadesi yüklemdi. Yüklem sonda olmadığı için devriktir. Bundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle iç içe birleşik cümledir. Arkadaşlar, neydi iç içe birleşik cümle? Bir cümlenin içinde başka bir cümlenin yer almasıydı. Bakalım, Montaigne yolda karşımıza ilk çıkan insanla konuşur gibi yazmalı der. Bakın arkadaşlar, der yüklem, şurası da Montaigne'in sözü, şu kısım. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Bir cümlenin içinde bakın başka bir cümlenin yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu iç içe birleşik bir cümledir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle kurallı isim cümlesidir. Yüklem isim olacak ve yüklem sonda olacak. Bakalım, onun denemelerinin 16. yüzyıldan bugüne kalmasında hiçbir zaman güncelliğini, sıcaklığını yitirmemesinde bu özelliğin etkisi büyüktür. Bakın, büyüktür yüklem. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Aynı zamanda büyük sözcüğü nedir arkadaşlar? İsimdir. Bundan dolayı bu isim cümlesidir. B seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Üçüncü cümle devrik fiil cümlesidir. Yüklem fiil olacak ve arkadaşlar sonda olmayacak. Bakalım, yapaylıktan, bilgiçlikten, sıcaklıktan kaçmıştır Montaigne. Yine kaçmıştır yüklem. Yüklem sonda olmadığı için nedir arkadaşlar bu? Devriktir. Peki kaçmak nedir? Fiildir. Dolayısıyla bu da fiil cümlesidir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümlenin yüklemi birleşik zamanlı fiildir demiş. Bakalım, yalnızca kendisinden söz ediyor havası vermiştir. Vermiştir nedir? Yüklemdir. Arkadaşlar, vermiştir sözcüğünü biz şu şekilde eklerini ayırmış olalım. Vermek nedir? Fiil köküdür. Miş nedir peki burada? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Tir nedir? Arkadaşlar, buradaki tir bildirme ekidir. Bildirme eki eklendiği sözcüğü birleşik zamanlı fiil yapmaz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Biz yine de E seçeneğine de bakmış olalım. Birden çok yan cümleciği olan birleşik cümledir demiş. Bakalım, yalın, rahat, karşısına ilk çıkan insanla konuşur gibi yazarak çağında, daha doğrusu bütün çağlarda insanın iç evrenine inmenin yolunu bulmuştur. Bulmuştur yüklem. Yüklem bakın sonda, bir tane yüklemi var. İçinde fiilimsi var mı peki? Arak erek nedir burada? Zarf fiilekidir. Başka var mı? Bakın, çıkan derken an en var. Sıfat fiileki var. Birden çok yan cümleciyi bulduk. Ve arkadaşlar, birleşik cümledir. Çünkü bir tane de yüklemi var. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle eksiltili bir cümledir. Eksiltili cümle yüklemi olmayan cümlelere denir. Bakalım, tuzlu ve tatlı sulak alanlar, mevsimsel bataklıklar, sazlıklar, kumsallar, tuzcul bozkırlar. Bakın arkadaşlar, 3 nokta kullanılmış ve cümlenin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle basit fiil cümlesidir demiş. Yüklemi fiilse fiil cümlesi, içinde yan cümlecik yoksa buna da basit cümle denir. Bakalım, Anadolu dünyanın en bereketli tuz göllerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bakın, yapıyor yüklem. Yüklem nedir arkadaşlar? Yapmak fiil olduğu için bu da fiil cümlesidir. Fiil cümlesi olduğu doğru. İçinde de bakın yan cümlecik yok. Herhangi bir fiilimsi yok. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümle bağımlı sıralı cümledir. Arkadaşlar, bağımlı sıralı cümleyi demin ifade etmiştik. Tekrar söyleyelim. İki yüklemin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlandığı cümlelere sıralı cümle denir. Öge ortaklığı varsa bu da nedir arkadaşlar? Bağımlı sıralı cümledir. Bakalım,
Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarındaki Tuz Gölü birçok bitki ve hayvan türü için eşsiz bir yaşam alanı, çevresinde yaşayan insanlar için tarihten beri önemli bir geçim kaynağı. Arkadaşlar şurada alanıdır olacağım, şurada da kaynağıdır olacağım. Ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden şimdi önemli bir geçim kaynağıdır yüklem, yine eşsiz bir yaşam alanıdır yüklem. İki tane yüklem var. İki yüklem bakın birbirine virgülle bağlandığı için burası sıralı cümledir. Peki eşsiz bir yaşam alanı olan yer neresi? Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarındaki Tuz Gölü Özne. Peki önemli bir geçim kaynağı olan yer neresi? Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarındaki Tuz Gölü. Bakın ikisinin de arkadaşlar öznesinin ortak olduğunu görüyoruz. O yüzden burası nedir? Öznesi ortak, bağımlı sıralı bir cümledir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümle birleşik bir fiil cümlesidir demiş. Bakalım. Tuz Gölü, doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi, önemli kuş ve bitki alanı, Ramsar alanı gibi ünvanlara sahiptir. Arkadaşlar bu dursun. Beşinci cümle girişik birleşik cümledir. Girişik birleşik cümle neydi arkadaşlar? Fiilimsilerle yapılırdı değil mi? Bir yüklem olacak ve içinde fiilimsi olacak. Bakalım. Yanlış sulama projeleri nedeniyle su kaynakları zayıflayan Tuz Gölü son yıllardaki yağışlar sayesinde kendini toparladı. Bakın toparladı yüklem. Bir yüklemi var. Zayıflayan derken an en nedir? Sıfat fiilekidir. Yağış derken ış nedir burada? İsim fiilekidir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir yüklemi var ve içinde yan cümlecikleri fiilimsilerle oluşmuş ifadeler var. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki dördüncü cümle birleşik fiil cümlesi midir? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü sahip sözcüğü burada arkadaşlar isimdir. Bir kere fiil cümlesi değil, isim cümlesidir. Bunun dışında bu arkadaşlar birleşik bir cümle midir? Buna da bakalım. İçinde yan cümlecik var mı? Arkadaşlar bakın burada yan cümlecik de yok. O yüzden burası basit bir cümledir. Bu da yanlıştır. Bunun için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir nazinin bana gel eyledi. Varmasam incinir, varsam incinir. Beyaz gerdanından ince belinden sarmasam incinir, sarsam incinir. Dönüşlü çatılı fiillere yer verilmiştir diyor. Bakın incinir sözcüklerine bakacak olursak arkadaşlar ne ekini aldığını görüyoruz. Aynı zamanda incinen kim? O. Bakın işi yapan o, işten etkilenen o, ne ekini almış. Dolayısıyla arkadaşlar bu nedir? Dönüşlü fiildir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki zamire yer verilmiştir diyor. Bakın bana sözcüğü nedir arkadaşlar? Burada kişi zamiridir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. Bakalım gerdan isim nasıl gerdan? Beyaz gerdan niteleme sıfatı. Bel isim nasıl bel? İnce bel. Bu da niteleme sıfatı. Bakın niteleyici sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belgisi sıfat kullanılmıştır. Arkadaşlar bir sözcüğü nedir burada? Nazenin isim olduğuna göre bir sözcüğü herhangi bir anlamına gelmiş. Dolayısıyla bu da nedir? Belgisiz sıfattır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ad tamlamasına yer verilmiştir. Bakın burada herhangi bir isim tamlaması olmadığı için doğru cevabımız da ne olacak arkadaşlar? E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizeler ve dizeleri oluşturan sözcükler dil bilgisi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? İplik iplik ikilemesi zarf tümleci içinde yer almıştır. Bakalım. Dağlara, denizlere, ovalara uzansaydık yağarak iplik iplik. Bakın uzansaydık yüklem. Nasıl uzansaydık? İplik iplik yağarak. Burası zarf tümlecidir. Bakın iplik iplik sözcüğü de zarf tümlecinin içerisinde yer almıştır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz.
Üçüncü dize tümüyle dolaylı tümleç görevindedir demiş. Bakalım tohumları susamış tarlalara bahar, gölge ve yağmur getirseydik. Getirseydik yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Ne getirseydik? Bahar, gölge ve yağmur. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar belirtisiz nesnedir değil mi? Bu da aynı şekilde belirtisiz nesne. Bu da aynı şekilde belirtisiz nesnedir. Nereye getirseydik? Tohumları susamış tarlalara. Burası da dolaylı tümleç olur. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü dizede birden çok belirtisiz nesne kullanılmıştır diyor. Bakın biz demin bulmuştuk arkadaşlar. Bahar sözcüğü, gölge sözcüğü ve yağmur sözcüğü nedir? Belirtisiz nesnedir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yüklemler birleşik çekimli fiildir diyor. Bakalım uzansaydık ifadesine bakacak olursak. SSA nedir burada? SSA dilek şart ekidir arkadaşlar ya da kipidir. Buradaki d nedir? Bu da ek fiildir. Bir fiil zaten ek fiil alıyorsa nedir? Birleşik çekimli bir fiildir. Bu doğrudur. Yine getirseydik ifadesine bakacak olursak da SSA yine arkadaşlar burada nedir? Dilek şart kipidir. D de nedir burada? Ek fiildir. Bu da ek fiil aldığı için birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiildir. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yan cümlecik belirtili nesne göreviyle kullanılmıştır diyor. Peki burada arkadaşlar yan cümlecik nerede? Hemen bakalım. Bakın susamış tarlalara derken buradaki mışmış nedir? Sıfat fiil ekidir ve yan cümleciktir. Yan cümlecik görmüş olduğunuz gibi dolaylı tümleç görevinde kullanılmış. O yüzden belirtili nesne değildir. Bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki dizelerdeki altı çizili fiillerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar özne yüklem ilişkisi diyorsa neye bakıyorduk biz? Etken, edilgen, dönüşlü ve işteş olup olmamasına. Hadi bakalım. Toplar odam kuş gibi sofamın laflarını. Bakın toplar yüklem. Toplayan ne? Odam. Benim odam özne. Görmüş olduğunuz gibi özne işi bizzat kendisi yapıyor. O yüzden burası nedir arkadaşlar? Etkendir. Sofa geceyi oyar, dinler merdivenleri. Dinler yüklem. Dinleyen ne? Sofa özne. İşi bizzat kendisi yaptığı için bu da etken. Sofada yalnızlığın duyulur adımları. Duyulur yüklem. Bu dursun arkadaşlar. Oda içinden duyar, oluktan düşenleri. Duyar yüklem. Duyan kim? Oda özne. Bakın yüklemde bildirilen işi özne bizzat kendisi yaptığı için, yani özne gerçek olduğu için arkadaşlar bu da etkendir. Beni duvar boyunca bir kum gibi ufalar. Ufalar yüklem. Ne ufalar? O. Gizli özne. Bakın burada da ufalama eylemini yapan öznenin bizzat kendisi. O yüzden bu da etkendir arkadaşlar. Tekrar sofada yalnızlığın duyulur adımları ifadesine gelecek olursak duyulur yüklem. Bakın L ekini almış. Kimin duyduğu belli mi arkadaşlar? Kimin duyduğu belli değil. O yüzden de burası nedir? Edilgen çatılı fiildir. Bize farklı olanı sormuştu. Bu edilgen çatılı fiil olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki altı çizili dizelerin hangisi ötekilerden farklı bir öge olarak kullanılmıştır? Ne ister benden bu akşam saatinde bir gülüşü olsun görülmemiş kadın? Bakın arkadaşlar ister yüklem. Kim ister bir gülüşü olsun görülmemiş kadın? Burası nedir? Öznedir. Ebedi aşığın dönüşünü bekler. Yalan yeminlerin tanığı çiçekler. Bekler yüklem. Bekleyen ne? Yalan yeminlerin tanığı çiçekler. Nedir burası da? Öznedir. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. Yüklem hangisi arkadaşlar? Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir yüklem. Ne? Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. Bu da yine özne görevindedir. Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan lavanta çiçeği kokan kederleri. Bu dursun.
Artık olmayacak baharlar içinde dönmeyen aşığın serptiği çiçekler. Olmayacak yüklem. Olmayacak olan ne? Dönmeyen aşığın serptiği çiçekler. Burası da nedir arkadaşlar? Öznedir. Şimdi tekrardan D seçeneğine bakalım. Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan lavanta çiçeği kokan kederleri. Başlar yüklem. Başlayan ne? Bir el özne. Bir el neye başlar? Çıkarmaya. Dolaylı tümleç. Neyi? Lavanta çiçeği kokan kederleri. Arkadaşlar bakın burası nedir? Belirtili nesnedir. Nereden? Bohçamızdan. Bu da nedir yine? Dolaylı tümleçtir. Bakın burada altı çizili ifade belirtili nesne olduğu için diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. cümle birleşik bir cümledir. Birleşik cümle içinde yan cümlecik olan ve bir yüklemden oluşan cümlelere denir. Aynı zamanda yan cümlecik genellikle hatırlarsanız fiilimsilerden oluşur diye de 1. soruda bahsetmiştik. Şimdi cümlemize bakalım. Sabah güneşinin altın sarısına boyadığı kumsal göz olabildiğine uzanıyor. Uzanıyor yüklem. Bakın burada boyadığı derken dık dik sıfat fiil eki, alabildiğine derken de dık dik eki nedir? Yine sıfat fiil ekidir. Bir yüklemi var ve içinde arkadaşlar iki tane fiilimsi yani yan cümlecik barındırdığı için buna biz ne diyoruz? Girişik birleşik cümle diyoruz. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 2. cümle sıralı cümledir. En az iki yüklemden oluşan ve iki yüklemin birbirine noktalı virgülle bağlandığı cümlelere denir. Bakalım. Bir tarafta akan trafikle beraber anne babalar çocuklarını okula yetiştirmeye çalışıyor. Bakın çalışıyor yüklem, virgül var. Şık genç çalışanlar mesaiye geç kalmamak için adımlarını sıklaştırmış. Sıklaştırmış yüklem, virgül var. Tek tük emekliler ise köpeklerini gezdiriyor. Gezdiriyor yüklem. Bakın 3 tane yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümledir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 3. cümle birleşik fiil cümlesidir. Yüklemi fiil olacak ve birleşik olacak. Bakalım. Kumsalın diğer tarafındaysa okyanusun kumsala vuran dev dalgaları üzerinde sanki yine ayrı insanlar genci, yaşlısı ve çocuğuyla sörf yapıyor. Yapıyor yüklem. Yapmak nedir arkadaşlar? Fiildir. Dolayısıyla bu fiil cümlesidir. Peki içinde yan cümlecik var mı? Bakın vuran derken anen eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Yan cümlecik var. Yan cümleciği varsa ve bir yüklemden oluşmuşsa buna girişik birleşik cümle denir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 4. cümlede yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir. Ufukta iki tarafın ve tüm insanların birbirine karıştığı yerde cam ve çelikten gökdelenler yükseliyor. Yükseliyor yüklem. Nerede yükseliyor? Ufukta iki tarafın ve tüm insanların birbirine karıştığı yerde. Burası nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleçtir. Bakın karıştığı derken tık tık eki de burada nedir? Sıfat fiildir. Yani yan cümleciktir. Yan cümlecik dolaylı tümleç görevinde kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5. cümle bağımlı sıralı cümledir. Arkadaşlar sıralı cümle neydi? İki yüklemin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlandığı cümlelere denir. Öge ortaklığı varsa bu da bağımlı sıralı cümledir. Orası sörfçü cenneti diyor. Bir ağızdan hızlarına yetişip soru yöneltebildiğim yaşlı bir çift. Arkadaşlar bakın diyor yüklem. Burada dikkat edecek olursanız şurası nedir? Yaşlı çiftin ifadesi. Dolayısıyla burası arkadaşlar bir cümlenin içinde başka bir cümle yer aldığı için bağımlı sıralı cümle değil. Biz buna ne diyoruz? İç içe birleşik cümle diyoruz. Bir cümlenin içinde başka bir cümle yer alırsa bu iç içe birleşik cümledir. Sıralı cümle değildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu videonun da son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat görevinde değildir demiş. Bakalım bir dilin derken dil isim hangi dil? Bir dil. Arkadaşlar o dil net olarak belli mi? Belli değil. Herhangi bir anlamına geldiği için de burası nedir? İsmi belirttiği için belgesi sıfattır.
Başka dillerden derken yine dil isimdir. Hangi dillerden? Başka dillerden. Yine net olarak belirtmediği için bu da nedir arkadaşlar? Belgisi sıfattır. Temel yönlerinden derken de yön isim. Nasıl yönlerinden? Temel yönlerinden. Bu da niteleme sıfatıdır. Biri onun ses ve anlamsal düzenidir derken biri arkadaşlar burada ismin yerine geçtiği için belgisiz zamirdir. Ses de nedir burada? İsimdir. Bizi sıfat olmayanı sormuştu. 4 ile 5 sıfat değildir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.